Üçüncü kayınvalidem. Vallahi öyle derin dua ediyordu ki sesimi çıkaramadım. İyi misin? Ramise Sultanım. Vallahi ne okuduysan Allah kabul etsin. Amin inşallah. Ay Allah'ım. Hadi aç bakalım. Nursel Hanım, açıkçası ben bu tatlıyı ilk defa duyuyorum ve ilk defa yiyorum. Kat kat olan bir şey. Hı. Aradaki hamurların pişirimi güzel. Krep, evet krebin inceliği güzel. Fakat ben burada çiğ süt tadı aldım. Sütü kaynattılar, kaynatmadılar bilemiyorum tabii ama çiğ süt tadını aldım. Burada ne zaman süt kaynatıyoruz? Gerçi çok aldım bunu. Normal pasta. Tamam pasta da hani bazen şeyi şerbet namına kaynattığımız zaman sütlü tatlılarda mesela ben trileçede sütü kaynatırım. Evet o başka yani, da şimdi o yüzden, bu normal. Kreplerin kalınlığı, inceliği yani alt kısımları güzel, iyi yani inceliği de. İnceliğini beğendin. İnceliğini beğendim bir tek şu üstü. Biraz kalın olmuş. En üst tabakası. Tamam. Şerbeti nasıl? Şerbeti biraz az geldi. Tamam. İkinci tabağın. Bunun şerbetini ben çok beğendim. Hmm. Şerbeti güzel. Kreplerin inceliği çok güzel, şeyi hani şekli, görselliği güzel, krepin pişme kıvamı güzel. Daha ne olsun? Beğendim bunu. Daha bu taraf var. Ölecek bir söz yok yani. Tabii daha bu taraf var. Üçüncü yani kararlar tabağın. Değişebilir. Peki. Şerbeti çok az. Yani birbirinden ayrılıyor. Yani bir şey alırsın üst üste koyarsın alırken hepsi dağılır ya. Hani birbirine bitişik mesela bunun gibi. Hani kestiğin zaman hepsi birden geliyor. Bunu kestiğin zaman bir dağılım yaptı ama krepleri güzel. Güzel de pişirmiş kızımız. Aslında olması gerektiği gibi pişirmiş kreplerini. Ben hani kendi şeyim ben olsam bu şekil pişirirdim krebini. Ama biraz daha şerbetini oturtabilseymiş. Pardon tatlı. Siz kimsiniz? Yani yeni bir kayınvalide mi geldi bugün? Hayır. Aa. Nerede acaba benim kayınvalidem? Çok iyisin. Çok vallahi bak böyle. Çok doğru. Aa şiir gibi böyle gidiyor kendine güveni gelmiş. Oh. Hadi aç. Nursel Hanım, ben bundan daha fazla almayacağım. Çünkü bu kreplikten çıkmış. Yani pütür pütür hamur haline gelmiş. Şerbeti güzel aslında. Hani tutturabilseymiş kreplerinde çok da güzel olabilecek tadı var aslında. Tadı var. Sadece kreplerinde bayağı bir uğraş yapmış. O krebi öyle nasıl yapmış? Ben sence? De bilmiyorum yani. Ya telaşına geldi ya unutkanlığına geldi. Aslında kızlarımız herkesi yapabileceklerinden çok eminim de tabii heyecan da var tabii onlarda fazla bir şey de diyemeyeceğim ama krebini beğenmedin ama aslında tadı şerbetini var. Aradığın evet. Şerbeti buldun. Evet. Final bugün. Evet. En zor. Dublörünü herhalde göndermiş bugün kayınvalidemiz. Yorumlarda iyiydi. Bakalım puanlamada nasıl? 5. İkinci tabak 5 puan. 3-1. Üçüncü tabak 3 puan. Dördüncü tabak 1 puan. 1. Birinci tabak 1 puan. Evet. Ona verseydin puan şaşıracaktım zaten. Bir. Beğenmedin çünkü. Hayır zaten o an hemen aklıma geldi. Evet.
İki tane birimiz var. Bir tane de üç kullandın. Evet. Krebine kıyamadın. Hadi evet. Açmaya başlayalım. Şu son tabaktan da başlayalım. Ne olmuş, başına ne gelmiş anlayamadığımız bir krep ama tadı güzeldi. Evet. Ama bir aldı. Evet. İlk bir puanın, aç görelim kimi yaktın, final. Melike. Şimdi Ramise teyze, tadı var dedin. Evet. Neyine göre verdin bile? Melike'cim, krepler zaten kreplikten çıkmış, dağılmış. Yani böyle bizde bir şey vardır, flinya dediğimiz bir böreğimiz vardır. Hı. Hamuru pişiririz tepside, sonra sıcak çıkarıp böyle ekmek gibi böleriz, böyle böleriz dağınık, yoğurt. La yaparız ya, aynı öyle bölünük. Benim bölünük. Benim canım da bugün dağınık yapmak istedi. Çılgınca yani, dağınık, bir şey yaptım. Yani, dağınık. Çıldırttım tabağı. Ne güzel gözüksün istedim. Çılgın tabak videomu. Hayır, genelde çünkü siz olmamış tabaklara verdiğiniz için. Aşkım zaten deneme ben yaptım. Tadına ama... bir şey demedim bunun. Ben sadece ama tadı krepi... Var. Tadı var ama krebi, görselli krebi, yani aldığın zaman tadının elinde pat döküle lazım. Mi götüreceksin ağzına? Tamam, tadının hatırı da olması lazım. Tadının hatırı tadının da mı yoktu? Tadının hatırını bir verme. Melike'cim tamam, kayınvalidem de seni çıldırttı işte. Tamam, dedim biraz hakkını sonra o birden yani. De sen çıkarsan seni de çıldırtmış hakkını olur, aldım ama sen etme. En azından uğraşmışsın çıldırtmak için, hakkını aldım. Sen hiç uğraşmadan çıldırtıyorsun direkt zaten. Olmamış tabaklarında yol yapıyorsun kendine. Ben yaptığıma inanıyorum. Ama ben yaptığıma her zaman inandığım zaman da siz her zaman olmamış diyorsunuz. Canım zaten ben... ne zaman yapılı bir tabak çıkarsam zaten aynı sesi duyuyorum. Aynı cevapları vermek istemiyorum. Tamam, size göre olmamış olabilir. Bitti. Uzatmayacağım. Karşında ne görüyorum biliyor musun? Ne görüyorsun? Kaybetmiş, yenilgiyi kabul etmiş. Ben. Evet. Sen bu değilsin yani. Ben yenilmem Tuğba. Ne yenerim. Oldu? Anladın mı? Şey, ünlülerde tükenmişlik sendromu var. Ona ben mı yakalandın? Ben tükenmişlik sendromu yok. Tükendin mi Melike? Yok. Hayır, tükenmedim. Bak Tuğba, beni burada hiç kimse tüketemez. Tükenmişsin Melike. Ancak insanları burada ben tüketirim. Anlatabiliyor bak, muyum? Bak tükendiysen, tüketirim. Ünlüler ne yapıyor biliyor musun? Şu... Bir süre gidiyorlar, siliniyorlar, geri geliyorlar. Çok komik bir Tuğba'cığım. Bir hava gel. Bak çıldır. Sen tükene, kendini için yiye, bir saniye bitireceğim ben çünkü. Yiye şu keşkül gibi olacaksın en sonunda. Haydi devam edelim. Güzel krep yapmış dedik. Bir de şerbetini de yapsaymış çok güzel olacaktı. Çok belki de beşi de alacaktı. Bakalım 3 puanın kime gitti? Açıyorum. Hazır mısın? Hazır. Aç bakalım kime verdin 3 puanı. Gizem. Ramise teyzeciğim vallahi çok güzel hak yiyorsunuz ya. Neden canım hak yiyorum? Ben tabağını zaten kötülemedim senin. Şerbetini çok, yani o kadar az koymuşsun ki şerbet tadı alamıyorum. Yani kuru bildiğin krep yedim orada. Ona niye 3 verdin? Onun ama her katında... krepini beğendim. Pişirimini beğendim. Krep yuvarlık, çok muntazam bir şekilde yapmış. Yani beğendiğim tarafları da var. O krebinin ben her katında şerbet dolayı. Var. En üst katına kadar, en alt katından başla. Şerbeti her katında şerbeti canım. Var. Lezzeti de gayet iyi o şerbetin. Ben yaptığımı çok iyi biliyorum. Üçü hak eden bir tabak değil benim tabağım. Gizemciğim bir şey söylemek istiyorum. Diğer iki kayınvalide de aynı yorum yaptı farkındaysan. Şekiller evet güzel olmuş ama şerbet, tat yok. Her şey dış görünüşte olmuyor. Yok hayır işte. Bak Gizem'inki ne oldu biliyor musun? Ye kürküm ye. Dış görünüşten evet. Puan aldı ve bununla övünüyor. Her dış şey görüntü dış görüntü ya. Değil yani. Evet. Sadece dış görüntü mü evet, o tabak? Evet, sadece dış görüntü. Tat herkes yok. Senin tabağına krep dedi. Kimse taş ekmeği demedi, farkında mısın? Hiçbiri taş ekmeğe benzemiyor. Şerbet içinde yüzen bir krep taş ekmeği olamaz zaten. Taş ekmeğini hiç yedin mi? Yemedim, sen yedin mi? Yedim tabii. Ben Sivas'tayım, hemen bizim yan tarafımız. Komşu ilimiz. Eminim yediğine. Tabii ben akşamları taş ekmeği yemeden uyumam mesela. Aa tabii canım. Evet, şerbetli taş ekmeği. Her sabah kahvaltında mutlaka olur senin, eminim ben. Gizem, bir şey soracağım sana. Sor. İki tane çeyrek aldın diye hayırdır? Hayırdır derken yani biraz da yani böyle bir çenen açıldı, bir
bir özgüven geldi, bir şey geldi. Evet. Yalnız şöyle, ben müsaade ettiğim için aldın. Burada derken, sen Tuğba Erurul'la yarışıyorsun. Yok canım, sen orayı karıştırıyorsun. Kayınvalidem tabakları karıştırıp sana 5 mark verdiği mı? İçin. Evet. Seni gibi sen izin verdiğin şey için değil o. Ben varken Gizemciğim getir götürümü yaparsın en fazla. İki çeyrekle burada kalırsın. Sonra Melike gibi tükenmişlik sendromuna girersin. Sonra sana güle güle deriz. Güle güle sen güzel. Sen fazla yüksekten güle güle. Uçuyorsun. Yüksekten uçanlar birden yere çakılır, haberin hiç olsun. Hiç yüksekten benim uçmuyorum. Bana bırak hiç yüksekten uçmuyorum. Yerimi biliyorum, yerime göre konuşuyorum. Senin gibi gerçekten bana da gelip deselerdi ki tamam şerbetini yapamış olabilirim ama en düzgün krep de benim derim. Şimdi gelinin çıkmadı. Allah'ım sana yardım et. Dün şovumuzu yaptık. Bakalım bugün Tuğba'ya mı verdin gelinine mi? Şekerim, bulduk mu? Hissediyor musun? İnşallah, umarım. Çok dua gelinim ediyorum. Gelinim böyle incecik krep yapabilir ya mi? Aslında krebi güzel yapıyor. Ben de çok severek yiyorum. Umarım odur. Çünkü bir yanda hiç beğenmediğimiz bir krep var. Burada da çok beğendiğimiz yani bir krep var. Yani onun kreplerini ben çok severek tüketiyorum. Aç. Yani inşallah o da. Aç Allah'ım bakalım finalde ne yaptın? Yarabbim. Tuğba! Genelde zaten hep bana aşık olurlar Ramiz abla. Aç gelinini de gör. Gelinine bir ver. Anne bugün final ya, final.